Herkese selamlar. Arkadaşlar, bu videodaki konumuz Kırgızlar Çin'e karşı neden ayaklandı? Belki bu ara haberiniz vardır. Çin, Kırgızistan'da mitingler düzenleniyor Çin'e karşı. Yani Kırgızlar bir nevi ayaklanmış durumda. Bunun sebebi şudur. Kırgızistan'ın çok borcu vardır Çin'e. Yanılmıyorsam 1,7 milyar dolar. Yani bu kadar küçük bir ülke için bu borç çok büyüktür. Yani Kırgızistan'ın nüfusu yaklaşık 6,5 milyondur. Gayri safi iç hasılası da, yani üretim gücü, ekonomik gücü de 5 bilemedim 6 milyar dolar. Ve bunun yanında böyle bir borç gerçekten çok büyük bir yüktür Kırgızistan için ve Kırgız halkı için. O yüzden millet meydana döküldü, protesto yaptı ama dağıtıldı bu protesto. Bazı insanlar cezaevine düştü, yaralandı vesaire vesaire. Şimdi Kırgızlar bunun ilerisini görüyor. Çünkü Çin Kırgızistan'ı borca boğuyor. Ardından Kırgızistan bu borcu veremiyor. Ondan sonra Çin diyor ki sen borcunu veremiyorsun madem, bana toprak ver. Bu da yapılıyor. Eğer geçeyi söylemek gerekirse bu da yapılıyor. Bazı topraklar Çin'e kiraya verilmiş, satılmış durumda. İşte halk buna isyan ediyor. Çünkü Çinliler sonra bu topraklara kendi nüfusunu yerleştirecek. Ardından 50, bilemedim 100 yıl sonra bu kutsal Türk toprakları Çinleştirilecek yani. Çinli olacak. Tıpkı Doğu Türkistan gibi Kırgızistan da aynı duruma düşebilir 50-100 yıl sonra. İşte bunun olmaması için halk mücadele etmeye çalışıyor. Tabii ki haklıdır. Ama hükümet rüşvetçi olduktan sonra halk ne yapsın? Maalesef şu an bir şey yapamıyor. Bence Türk dünyası destek vermeli buna. Yani bunun çözümü budur. Ya da Türkiye Cumhuriyetleri toplanıp Kırgızistan'a işte borç verecek veya yardım edecek. Yani 3-5 milyar dolar birkaç cumhuriyet toplanıp verecek Kırgızistan'a. Kırgızistan'ı o borçtan kurtarmış olacak ama bunun yanında düzgün bir hükümetin olması lazım. Bu da şu an yok ve Kırgızistan bu şekilde borç içinde yüzmeye devam ediyor. Bunun sonu ne olur bilmiyoruz ama Kırgız Türklerine, soydaşlarımıza sabır diliyoruz. Bu mücadelede inanıyorum ki er geç zaferle çıkarlar. Çünkü ne olsa olsun Kırgız Türkleri vatanını, toprağını satmaz. Belki ekonomi dağınıktır. Cumhuriyetin durumu belki iyi değil ama Kırgızlar toprakları için sonuna kadar durur. Bunun yanında tabii şunu söylemek lazım. Türkiye o tarafta etkisini çoğaltmalıdır. Yani güçlendirmelidir. Çünkü Türkiye olmadan Kırgızistan bu çukurun içinden çıkamaz. Bunun yanında Kazakistan da olmalı, Azerbaycan da olmalı, Özbekistan da olmalı. Ve tabii ki diğer Türk halkları da hepimiz birlik olmalıyız. Aksi halde Kızılçin hepimizi tek tek yutacaktır. Şimdilik bu kadar. Söylemek istediğim bu. Eğer sorularınız olursa cevaplarım. Esenlikler.